Efendim, haftanın en muhabbet şinas programı Pazar Sohbeti'ne hoş geldiniz. Sevgili Bertan Seven ve Oktay Sığırcı'nın katkılarıyla sizlere ulaşan Pazar Sohbeti'nin yeni bölümündeyiz. Ben Hasan Yalçın, hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Bu hafta yine güzel bir röntgen çekeceğiz haftaya dair. Konularımız var. E, bu yazarlar, aktörler grevi sonrası biraz e, haberlerde artış olacak demiştim. Nitekim öyle de oldu. Bol bol diyebileceğimiz haberlerimiz var. Star Wars haberleri de var. Hep birlikte şöyle bir bakacağız. Yani şaka olsun diye demiyorum. Gerçekten çaylarınız, kahveleriniz hazırsa başlayalım. Değilse de burada bir pauzlayın. Şöyle kendinize güzel bir demli çay alın. Öyle devam edelim. Çünkü ilginç haberlerimiz var. Bu haberlerden ilki Disney CEO'su Bob Iger'dan geliyor. İnsanların 2-3 platforma birden üye olamayacağını, genelde sadece bir platforma üye olmayı tercih ettiklerini söylemiş. Eylül 2024 yılında borçlarının biteceğini Disney grubunun ee, ve platformun film ve dizi bütçesini yeniden arttırarak Netflix gibi rakip platformların abonelerini Disney Plus'a çekmeye çalışacaklarını söylemiş. Göreceğiz bakalım. Yani içerik konusunda bir öyle gidiyor bir böyle geliyor. Yani bakacağız. Tabi Disney Plus dediğin zaman da bizi daha çok ilgilendiren Star Wars içerikleri ve o içeriklerin hangi kalitede olduğu aslında. Tom Holland da örümcek adam rolüne ancak bu karakteri yeniden oynamaya değecekse döneceğini söylemiş. Karakterinin dördüncü yorumunun potansiyel olarak nasıl görünebileceğine dair toplantılar yapılıyorlarmış. Aktif bir şekilde görüşmeler sürüyormuş. Ona göre duruma bakacağız demiş. Hani Spider-Man hayranlarına da örümcek adam severler. İçinde bu haberi vermiş olalım. Hayden Kristiansen'le ilgili bir haberimiz var ama Star Wars grubuna dahil değil bu haber independent artist grupla anlaşmış bir ajans bu ve bu ajans sayesinde Star Wars dışındaki oyunculuk kariyerini de yeniden canlanacağının sinyallerini vermiş. Hayden Christensen çok değerli bir isim ancak Star Wars'un hem bir güzelliği var hem bir laneti var. Yani Star Wars filmlerinde oynayan bir takım isimler o filmle yıldızlaşıp sonra kariyerinde düşüş yaşayan, sürdüremeyen e, karakterler. işte oradan oraya fan eventlerinde, işte fan toplantılarında, exhibitionlarda falan gidip fotoğraf çektirip para kazanan kişiler haline dönüşenler olduğu gibi işte Harrison Ford gibi süper yıldızlar da doğdu. Yani Hayden Christensen de o şanssız kesimden biri. Yani Star Wars ikinci üçlemesi sonrası kariyerini düzgün filmlerle devam ettiremedi. Bir iki dandik filmde oynadı. Hep ikinci sınıf işlerde yer aldı. Şimdi yeniden bu kariyeri canlandırmak istiyor ki bence C fazlasıyla hak eden birisi doğru bir karakter bulursa ve yazılırsa ona göre oynarsa. Bob Iger'da yine oraya bir dönüyoruz. The Marvels'ın gişede başarısız olduğunu çünkü Disney'de yaratılan içerik miktarının kaliteyi korumayı daha zor hale getirdiğini söylüyor. Yani aslında adam bunu bir süredir söylüyor ama şöyle de bir durum var. Yani çok fazla içerik üretiliyor ama boş içerik üretiliyor yani. Yani Avengers işte Marvels yani Marvel Sinematik Evreni, Eternals falan şey oldu yani. Ya Avengers grubundan sonra orası bir toparlanamadı yani doğal olarak. Marvel'sın da Covid sırasında çekildiğini ve sette yöneticilerden özellikle yeterli denetim sağlanmadığının da altını çizelim. Yani kimse bakmamış filme ne oluyor, ne bitiyor diye. Film çıkınca da gişede batıyor yani. O da saçma bir ticari hareket. Christopher Nolan'ın da Zack Snyder'ın Watchmen filminin biliyorsunuzdur. E, zamanının çok ötesinde olduğunu. Yani Watchmen'i izlerken de ben çok yoru, yorucu gelmişti bana ama Zamanının ötesinde olduğuna inandığını söylemiş. E, filmin zekice alt üst ettiği süper kahraman takımı fikri henüz filmlerde o dönemde kullanılmıyordu demiş. Avengers sonrası gösterime girseydi bu film daha büyüleyici bir durum olurdu diye e, eklemiş. Ayrıca yine Christopher Nolan'dan bir açıklamada A24 firması var biliyorsunuz yapımcı dağıtımcı. A24 çok düzenli bir şekilde inanılmaz ve sorunlu filmler çıkardığı için etkili bir dağıtımcı olarak övmüş A24 şirketini. Yani Christopher Nolan'dan ziyade ben size söyleyeyim. Yani o logo, yani bu logoyu gördüğünüz yerde zaten filmi izleyin yani. yani boş film çıkmıyor a 24ten Fallout'ta da ilgili yeni görseller bir yandan ortama düşmeye başladı. Biliyorsunuz Amazon Prime Fallout oyununun live action dizisini yapıyordu. Orada bir Vault Boy simgesi vardır. O oyunlara aşina olanlar bilir. O oyunların alameti farikasıdır. İşte o Vault Boy'un bir orijin hikayesini de bu dizi bize anlatacakmış. Bakalım nasıl olacak göreceğiz birlikte. Bir de Star Trek tarafına gidiyoruz. Section 31 biliyorsunuz. Section 31. Section 31'in önemli bir eser olmasını bekliyoruz Star Trek e, dünyasında. Çünkü hani anlatılmamış bir, bir şeyi anlatmasını bekliyoruz. Section 31 da biliyorsunuz bu Star Trek'te e, galaktik işte şey içinde e, pis işleri yapan bir grup. Yani federasyona bağlı olarak çalışan ama böyle hani Pisi Federasyon pis işlerini temizleyen bir gruptu. Minshallia başrolünü oynuyor. Olatun da Osun Sanmi yönetiyor. ve Craig Sweeney yazmıştı. 29 Ocak 13 Mart arasında çekimleri gerçekleşecek filmin. Bakalım nasıl olacak. Ben çok merak ediyorum. Hafta içi Twitter'da paylaşmıştım aslında. Takip edenler mutlaka görmüştür ama hani etmeyenler için de burada da anlatayım. Alien Romulus biliyorsunuz yeni bir Alien filmi çekiliyor ve önümüzdeki yaz aylarında gösterime girmesi bekleniyor. Bunu bunun filmle ilgili güzel haberler geldi. Fede Alvarez yönetmen kurgusunu bitirmiş. Director's cut'ı ve bir yani hatta bir hafta önce bitirmiş. Ve Ridley Scott'a izletmek üzere böyle gergin bir süreç yaşamış kendisi. Ancak Ridley Scott'a işte dijital bir kopya gönderip bir üstüne mail atmak yerine kendi elden götürüp hani elden götürmüş ki hani fırçalayacaksa da yüzüne karşı fırçalasın kendini. Çünkü Elian'ı çocuğu gibi seviyor Ridley Scott biliyorsunuz. Ee, i̇şte beni fırçalayacaksa da yüzüme söylesin daha iyi olur diye Ridley'in evine gitmiş. E, i̇zleme sırasında Ridley Scott yöneticiler ve ekipten kimseyi içeri almamış. Tamamen tek başına izlemiş bu yönetmen e, versiyonunu ve bu bekleme süreci de Fede Alvarez'i oldukça germiş bir yandan. Ridley Scott odadan çıktıktan sonra Fede ne diyebilirim ki bu harika yani fucking great falan demiş. Ondan sonra bu da mutluluktan havaya uçmuş. Bir saat boyunca Ridley Scott, Feda Alvarez'e çektiği filmin ne kadar güzel olduğunu, filmin içinde yer alan güzelliklerden falan söz etmiş. Bu işte zevkten dört köşe olmuş falan. Şimdi tabii burada hani Ridley'de de çok fazla sahipleniyor Alien'ı. Ne kariyerli yönetmenleri kapıdan kovmuşluğu var bu konuda. Ama Feda Alvarez'in bu işine bu kadar beğenmesi ve say göstermesi Alien evreninin biraz kurtulmaya doğru gittiğine işaret etti bana. Öyle ümit etmek istiyorum ben. Yıllar sonra izleyeceğimiz yeni bir Alien filmi olacak ve hani bunların iyi haberler olduğunu düşünüyorum. 16 Ağustos'ta önümüzdeki sene girmesini vizyona bekleniyor filmin. Filmle ilgili detaylarda da ilk filmde ikinci film arasında bir yerde ol, yani Alien'la Aliens arasında bir yerde olması bekleniyor. Yani doğal olarak 2122 ve 2179 yılları arasında geçecek bir hikaye olacak. Muhtemelen LV-426 gezegenini bir kez daha yeniden görme ihtimalimiz olabilir. Ee, filmin nasıl bir tonda olacağını e, tahmin etmek istersek eğer o ton bozulmayacaksa filmde... E, oyun severlerin de benim de hayatta oynadığım hani ilk 5 oyunun içine girer. Alien Isolation oyunu 2137'de geçiyordu. Yani tam aşağı yukarı o aralıklarda olacak. Yani bunu şu açıdan söylüyorum... Muhtemelen o bizim ilk Alien ve ikinci Alien'de izlediğimiz o analog, biraz daha analog dekorlar falan e, bu filmde yer alacak diye ümit ediyorum. Göreceğiz bakalım. Yani bunlar güzel haberler Alien hayranları için. Merakla bekliyoruz inşallah. Güzel olacak. Timothy Olyphant'ı nereden tanıyorsunuz? Mandalorian'dan tanıyorsunuz. Ve e, o da Noah Hawley'nin bir de FX kanalı için çektiği bir Alien dizisi vardı hatırlıyorsunuz. Bir film var, bir de dizi var. Filmi Fede Alvarez çekiyor, diziyi Noah Hawley çekiyor. Noah Hawley'nin Alien dizisinde önemli ve büyük rollerden birini oynayacakmış. The Boys hayranları içinde evren Meksika'ya doğru biraz hareketleniyor. Enteresan bir şekilde The Boys Meksiko ile genişleyecek bu spin-off'lar gibi gözüküyor. E, yeni bir seri olacakmış bu. Gen V gibi yakın bir yan ürün mü? Yakın bir spin-off mu? Çünkü Gen V The Boys'la sırt sırta vermiş bir spin-off'tu. Yoksa daha uzak bir şey mi anlatacak? E, o henüz bilinmiyor. Proje aşamasında göreceğiz bakalım. Yani suyunu çıkarmazlarsa iyi olur tabii. Yani bu kadar Meksika'ya falan yayılmaya gerek yoktu. İşte Gen V çok güzeldi. The Boys'un kendisi zaten efsane. Avatar meraklıları varsa hala kaldıysa ki ben hala ikinciyi seyretmedim. Hiç de merak etmiyorum bir de şin kötüsü ya. Ya onu izledim bunu. Geçen gün oturup Alien Covenant'ı izledik ya. Canımız istedi böyle. Hani bir tekrar şöyle bir hatışa şey yapalım diye. Ya Avatar 3'ün konusu geçmiyor. Şey Avatar 2'nin ya bir gün izleriz falan diye. İnanılmaz. Avatar 3'ünde bir yeni bir gecikme yaşaması beklenmiyormuş. Filmin Aralık 2025'te vizyona girmesi planlanıyor. Göreceğiz bakalım. Aa yani 2031'de bitecek abi bu seri. Yani neyi bekleyeceğiz, de izleyeceğiz ya? Avatar ya. James Cameron bütün kariyerini yaktı şu film serisiyle. Halo Halo diye bir dizi vardı biliyorsunuz bilgisayar oyunundan yine. Live Action. Halo'yu ben ilk sezonunu gayet beğenmiştim, yani çok yani hoşuma gitmişti. Yani çok bayıl, böyle delirmedim ama gayet iyiydi. 8 Şubat, yani ikinci sezonunu da merak ediyordum. Yani gelmeyecek mi, iptal mi edildi mi, hiç bir haber yok falan. 8 Şubat'ta Paramount Plus'ta ikinci sezonun ilk bölümü yayınlanacakmış. Bu güzel haber. Daha önce Paramount Plus içeriği olarak Halo'yu Dizi Türk vermişti bu sene alacaklar mı o katola bilmiyorum ama yani işte bir yolunu bulup artık biliyorsunuz ya burada da dillendirmeyeyim. Yani bunlar yani Paramount Plus kafayı kırdı diyelim girdi Türkiye'ye ben Türkiye'ye girdim dedi. Abi biz neye para ödeyeceğiz? Netflix'e ödüyoruz tonla. Hadi onunla aile şey. E, Prime Video var. Lan bizde Mubi var ya. Bir şey de gaza kaldık hanım aldı. İptal ettirirken yıllık bir fiyat önerdiler. Tamam kalsın dedik falan. E Spotify bilmem ne var. İşte ne bileyim normal başka şeylere ödediğimiz şeyler var yani online servis vesaire olarak. Yani girdi daha dilegal izleyeyim. Nereye izliyorsun babam ya? Bitti o devir geçti. Bir tane hani iPhone 85 bin lira olmuş yani. Bulacağız izleyeceğiz bir yerden ya artık bende de ne, buradan topluyorlarsa toplasınlar. Ne yapacaksın yani? Nereden izleyeceksin orijinal? Ben her tarafın bir tarafımı yırtıyorum her şeyi orijinal yani ve legal izleyebilmek için ama gelip bir noktada tıkanıyorsun abi. Yok yani. Öpücük vermiyoruz ki para veriyoruz. Bitti ha, bitti. Hasan Yalçın pazar ekonomisini de aradan çıkarmış olduk böylece. Ama duygularınıza da tercüman olduğumu düşünüyorum yani. Bu nedir abi? Hiçbir şeye erişemiyorsun, bir şey ya bu şey ya. Manavdaki bir demet kıvırcıkla başlayan bir hikaye. Bir demet kıvırcık 40 lira olur mu arkadaş? Ondan sonra oyunlar olmuş. En dandik oyun 1500 lira. Alayım mı diye düşünmüyorsun bile. Almam ben bunu falan diyorsun yani. Ne yapayım? Ulan insanlar YouTube'dan video oyunu oynayanların izliyorlar ya oyun e, şeylerini bastırmak için. Böyle bir dünya olur mu abi? Nereye geldik ya? Düzeliceği falan da yok gibi duruyor yani. Bir yerden koptu gitti artık. Hani düzeliyordu abi? Her şey elektronik. Ya bir tane oyun kolu 5000 lira olmuş abi. 5000 lira bir tane PlayStation kolu ya. Ne yapıyoruz abi? Ya yani neyse. Godzilla Minus One diye bir film... Geliyor Japon versiyonu Godzilla'nın e, yılı. Yani bütün izleyenler diyor ki yorumcular falan yılın en iyi filmlerinden biri. Kesin. İşte Rotten Notlarına bakıyorsun 98 hem izleyici tarafında hem kritikerler tarafında. inanılmaz muazzam aksiyon sahneleri olduğu söyleniyor çok ilgi çekici bir canavar filmi olduğu söyleniyor. Duygusal, sert ve insana dair en ilginç Godzilla filmlerinden biri olduğu söyleniyor. Ve savaş sonrası, 2. Dünya Savaşı sonrası Japonya'sında geçiyor bu hikaye. Ve hani Japon biraz da alternatif tarihe giriyor. Hani daha o savaş sonrası yükselmeye çalışan Japonya'yı daha da geri çeken bir durum haline dönüşüyor. Godzilla'nın saldırısı. Ama ben çok merak ediyorum. Bir şekilde ilk fırsatta da izlemeyi düşünüyorum. Sebastian Stan da The Apprentice filminde genç Donald Trump rolünü al, üstlenmiş filmi Ali Abbasi yönetecekmiş. Abi ne genç Donald Trump ya. Bir kere öncelikle Apprentice yani Donald Trump'ın bu hayatını anlatacak olan filmin kuaför departmanına yani Allah sabır versin öyle söyleyeyim. Ekstra prim verilmesi gerek. Yani o Trump Gerzos'un saçlarını nasıl acaba canlandıracaklar yeniden o bir o ayrı bir konu. Ya biz Sebastian Stan'ı genç Luke Skywalker'ı oynasın diye tahmin ediyorum 2013, 2014'lerden, 2015 2015'lerden beri yırtıyoruz kendimizi abi. Abi herif yaşlandı, genç Skywalker oynayamadı adama bir şey ver. Bir, birkaç ufak makyajla yani. Bir iki fondötan, ışık mışıkla falan hiçbir şey yapmana gerek yok. Deepfake'e falan gerek yok. Herif genç Skywalker abi. Hala Prime Skywalker oynayabilir. Yok abi kimse, herkes öyle kış uykusuna yatmış. Donald Trump'ın gençliğini oynasan olur, oynamasan olur abi. Sebastian Stone'u severiz yani çok bir yandan. Shang-Chi 2 de 2024-2025 yılları o aralarda bir yerde ikinci filmin, Shang-Chi filminin ikincisi için prodüksiyonunun başlaması bekleniyormuş. Yani Bunu haber olarak veriyorum. Ben Shang-Chi'yi izlemiştim ve beklenmedik derecede keyifli bir Marvel filmiydi. Sanırım pandemi dönemiydi o zaman. Bayağı iyi gelmişti böyle izlemek. İkincisi de herhalde yine ilki gibi iyi olur diye düşündüm. Bir de Doctor Strange 3 ile ilgili haber var. O da proje aşamasında şeye başlamış. Produksiyonu başlamış. Bunun dışında Pedro Pascal'ın da yoğunluğu sebebiyle The Last of Us dizisinin ikinci sezon çekimleri ertelenmiş. Al buyur. Al buyur. Abi bir insan her yerde oynayamaz ki. Orada Pedro Pascal burada Pedro Pascal, Dinger'in Pedro Pascal, Mandalorian Pedro Pascal, Game of Thrones'ta var bilmem ne de var. O bilmem ne Marvel filminde var. Wonder Woman'da var. Ne ya? Yani herif koptu abi. Ya okey iyi oyuncu seviyoruz falan da ama yani Sam Worthington vardı hatırlıyor musunuz? Yani e, fotoğrafını görünce daha iyi hatırlayacaksınız. O, o da mesela hem böyle iyi oyuncuydu çok iyi bir dinamik yakaladı işte Terminator Salvation'da oynadı bilmem ne işte sonra Avatar'da oynadı falan. Ama o dönem böyle onun bir dönemi var ya her filmde oynadı herif abi. Lan mitoloji filmi açıyorsun herif çıkıyor uzay filmi açıyorsun yine Sam Worthington oynuyor aşk komedi şey yap yani romantik komedi açıyorsun yine Sam Worthington var falan herif öyle her şeyde oynaya 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 kendini tüketti şimdi hiçbir filmde göremiyoruz hiç yok aynı onun gibi olacak herif abi bu kadar şeyde oynanmaz ki abi efendime söyleyeyim The Beer'in de çok sevdiğimiz The Beer'in 3. sezon çekimleri de Şubat'ta başlayacak. 3. sezonuna onay gelmişti. Çekimler de Şubat ayında başlayacakmış. Gerçekten çok keyifli ve kaliteli bir dizi. Unutulmaz bölümleri olan bir dizi. İmkanı olan mutlaka izlesin derim ben The Beer dizisini. Yani bugüne kadar da kimseden de kötü bir şey duymadım izleyenlerden. Hani herkes çok memnun izleyen. Efendime söyleyeyim. Ya vakit aldı başını gidiyor. Daha Star Wars haberlerine yeni geldik. Yani çok fazla bir şey yok ama yeni geldik. <laughs> Çaylar bittiyse bir pauzlayıp tazeleyin isterseniz. 2024 yılında Star Wars için efsane bir yıl olacak. Çünkü bir sürü içerik gelecek diye haberler çıkıyor. Bunlar Skeleton Crew, The Acolyte, Bad Batch'in 3. sezonu, Tales of the 2. sezonu ve Andor'un 2. sezonu olarak gözüküyor. Ama <laughs> Hasan abinizin yorumu ne bu konuda diye merak eden varsa ki onun için geliyorsunuz bu kanala. Bunlardan en az 2 tanesi 2025'e ertelenir abicim. <laughs> Buraya yazıyorum. Sonra görüşürüz. Ertelenmesi özür dileyeceğim bütün Star Wars camiası. Lucas film ve Disney'de. Diyorum, diğer habere geçiyorum. Bak şu anda biz Star Wars Skeleton Crew'u izliyor olmamız lazımdı. Kasım'da izliyor olmamız lazımdı. Herifler yani gelen haberlere göre resmi bir açıklama yok. 2024 Noel'ine yani aralığını ertelemişler. Bak bizim dün Kasım'da izlemiş olmamız gereken olan diziyi Star Wars Skeleton Crew'u 2024 Noel'ine, Christmas'ını ertelemişler. 2024 muazzam bir yıl olacakmış Star Wars için. Skeleton Crew, Acolyte, Bad Batch, Tales of Jedi, Andor hepsi birden gelecek. Gelir abi beklersiniz. Andor 2025 ya. Hiç daha heveslenmesin kimse. Da. Adam Driver'da Star Wars'ta rol alması konusu üzerinde bir şeyler söylemiş bunu gerçekten ciddiye aldım ve üzerinde çok düşündüm. Ee, aslında yani içinde olup hani bu bu Şovun içinde olup kötü olmak da pek istemedim. Çok insanın izleyeceğini biliyordum. Filmlerinde hayranıydım. Ee, aslında yani Star Wars evreninde kötü villain da olmak iyidir bir yandan. Ama düzgün yazılırsa. Son itibariyle Adam Driver gibi çok önemli bir değer. Star Wars evreninde hiçbir şey olamadan öldü gitti. Kötü de olamadı, iyi de olamadı. Çünkü o kadar kötü yazılmıştı ki herifle ilgili her şey. Yani kendi, yani şu son üçlemede kendi ağırlığını, yani oyunculuk kalitesini ortaya koyup taşıdığı sahneler hariç Kylo Ren'i kim ne yapsın? Sevenlerine saygım sonsuz. Sakın yanlış anlamasın kimse. Yer yer ben de sevdim. Acaba olur mu dedim. Ama bütün olarak büyük fotoğrafa bakınca o kadar kötü ki yani. İçinde harcanmış bir karakter yani. Yani çok şey. Özenti. Darth Vader özentisi. Çok wannabe bir karakter olmuş yani. Gerek yok ya abi. Darth Vader özentisinin içinde sıkışıp kalmış. Kötü de olamayan, iyi de olamayan. Kötüymüş gibi, mış gibi yapan bir karakter olarak kaldı Star Wars'ta. Üzücü yani Adam Driver gibi biriyle sen şey yapıyorsun ortaya bu çıkıyor. Dave Filoni'deki şu geçen haftadan kalan şeylere konuşmalara devam etmiş. Hayden Christensen hakkında konuşmuş. Işın kılıcı becerilerinin olağanüstü olduğunu, seçilmiş kişi olduğunu bir şüphe olmadığını Asoka'daki sahneleriyle ilgili söylemiş. Sabine'in, ona benim dikkatimi çekti ya. Çok saçma sapan Lothcat vardı biliyorsunuz Sabine'in kedisi. Kız onu bıraktı gitti abi. Bıraktı gitti. Sabin kapıyı açık bırakmıştır diyor. <laughs> Açıklaması da bu. Ayrıca Merle havalandırma kanallarından geçip kuleye inip çıkabilecek kadar zeki bir hayvandır diyor. O da iyi. Belki etrafta başka lot, ket, lot kedileri de vardır diyor. Belki. Belki ile olur mu? Bir hayvansever olarak benim bile dikkatimi çekti. Yani eve kaldı hayvan tek başına. Bunlar gitti dönemediler bilmem ne saçma sapan. Hayvan kaldı dairede. Belki. Belki başka kediler. Ya bazı noktalar hakikaten beni delirtiyor ya. Yani, yani bu kadar yani senin benim ben burada oturup böyle yayarak yani şöyle yayayım. Böyle anlatıyorum falan söylüyorum. Bir fikir paylaşıyorum. O öyle olmaz yanlış olur diyorum. Ya bu insanlar bu kadar izole mi yaşıyorlar ya? Yani bunu kimse söyleyecek kimse yok mu ya? Bu bitip izlendikten sonra işte director's cutları bilmem ne kimse demiyor mu abi kedi orada kaldı diye. Başka. Belki. Asoka ve Anakin arasındaki küçük Asoka, genç Asoka Anakin sahneleri içinde demiş ki aslında Anakin hakkında bir hikaye değildi o. Asoka ile ilgili bir hikayeydi. Asoka'nın Anakin'i nasıl gördüğü ve nasıl bir deneyim yaşadığını örneklemek istedik. Anakin'in hikayesi zaten anlatılmıştı ve George Lucas'ın destanesi bitmişti. Ama Ahsoka'nın akıl hocası Anakin olduğu için biz de bu tarafını anlatmak istedik demiş. Mandalorian'ın yıldızı Emily Swallow da bu şey biliyorsunuz Armorer, zırhçık, gizlice Moff Gideon için çalışan bir casus olmasının çok hayal kırıklığı yaratacağını söylemiş. Yani bir sonraki sezonda eğer öyle bir şey çıkarsa, Moff Gideon için gizlice çalışan bir casus e, olduğu falan gibi bir şey anlaşılırsa çok hayal kırıklığı olur diyor. Aklı bence de ama bilemiyoruz ne olacağını. Kate Sackhoff da bo rolünü oynuyordu biliyorsunuz. Mandalorian'ın 3. sezonunda Dinjer'in ve bo çift olması, yani date etmesi, sevgili olması konusunda böyle bir şeyin hiç konuşulmadığını iş yerinde Brandon Wayne ile aramızda geçen şakalaşmalardı bunlar diyor. Brandon Wayne dediğinizde e, Pedro Pascal'ın dubleri biliyorsunuz. Pedro Pascal çekime de gelmediği için sadece seslendirme yaptığı için şey Brandon Wayne ile oynuyorlardı bu katan tabii rollerini. Kate Sokov oradaki işte Goy -Go dolayı ortaya çıkan bir şeydi. Gayga. Ulan şu üçüncü sezon daha iyi nasıl yaparız diye düşünüyorum. bugün biraz tepkiliyim galiba ama yani artık yani hani baydı da yani. Bu ne abi sürekli o goy goy bu goy goy belki bilmem ne. Onu da anlattık işte öyle anlattık falan. Hey, sağ olun yani. Özet. Şu tespih. Star, şu Star Wars evrenini bir yeniden ayağa kaldıracak biri lazım. Şimdi Dave Filoni kreatif direktör falan oldu filan ya yani orası da değil. Yani orada Kathleen Kennedy'ye dönüp dolaşıp artık yani ben söylemekten yoruldum utanıyorum şurada tekrar şey. yani o pozisyonları belki bir yeni yapılanma yeni bir hiyerarşi içinde Jean Favre, Tony Gilroy, danışman ya da onursal başkan George Lucas falan gibi böyle bir yapılanma içinde yeniden bir toparlanma gerekiyor. Abi sen kediye rol veriyorsun. Kedi bir rolü var. Kedi ya. Fark etmez. Bahçedeki taş da olabilir. Ve o böyle arada kaynıyor. Sen de diyorsun ki belki. E belki ya. Ben de belki izlerim. Belki izlemem asok adın izinci. o zaman. Ne yapayım ya? Yani? yani böyle hani orada yeni bir yapılanma, yeni bir hiyerarşi ve yeni bir plan e, Kevin Feige'nin gelmesi durumu vardı biliyorsunuz. Belki gelirse hani belki bir toparlanma yaşanır. Orada böyle başka bir bakış açısına ihtiyaç var. Bunlar çürüdü abi. Bunlar ne yaptıklarını bilmiyorlar artık. Belki. Goy goy. Efendim, <laughs> kah güldük, kah gerildik. Hep de gerildik, çok da gülmedik ama böylelikle bir pazar sohbetinin sonuna daha geldik. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanaldaki yenilikler açısından ben e, shorts, e, YouTube shorts videoları atmaya başladım. Hem tabii insan hani bu kadar emek verince biraz abone sayısının artmasını istiyor. E, hem belki o an açıdan faydası olur, belki izleyenler ilham alır kanala abone olur, kanaldaki videoları izler diye. Öyle bir yenilik oldu. İmkan oldukça shorts videoları da paylaşmaya çalışacağım. Ufak hap bilgiler. Aslında izleyince ben de hafızamı tazeliyorum. Güzel oldu. İşte Midi Chlorian'la ilgili falan shorts videoları attım. Keyifliydi. Onu o bir yenilik olarak duruyor. Bir özel dosyamız var. Hazırlanıyor. Çok zorlanıyorum. Hazırlanacak İmparatorluk Subayları. Onun spoilerını vermiştik. Bu şekilde devam edecek canlı yayınlar için de elimden geleni yapıyor olacağım sizler için her zaman olduğu gibi. Tekrar teşekkürler izlediğiniz için abone değilseniz lütfen abone olun ve bildirimleri açın. Aboneyseniz de bir like çok güzel olur. Yorumlarınızı zaten okuyorum hepsini. Siz de yorum yazmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkürler. Haftaya bir aksilik olmasa beraberiz. Bay bay.